Arkadaşlar, Konya Yunak Belediyesi için yazdığım doğrudan temin programını size tanıtmak istiyorum. Hemen programı açıyorum arkadaşlar. Şurada örnek bir doğrudan temin var. Tutarı 2000 lira. Bunu İlkem Bilgisayar almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20.000 TL. Hemen aşağıda temin sayısı 1, alım toplamı 20.000 TL. Hemen yeni bir örnek temin oluşturayım. Burada harcama yetkilisi seçin. Yani yönlendiriyor arkadaşlar. Hemen yaklaşık maliyet araştırma görevlisini seçin. Seçiyoruz bu şekilde. Birinci doğrudan temin görevlisini seçin diyor. İkinci doğrudan temin görevlisini seçin. Ondan sonra teslim alanı seçin diyor. Burada mal ve hizmet alımı diyoruz. Örneğin yazıcı alacağız. Yazıcı alalım diyelim. Buradan da firmalarımızı seçiyoruz. Yine firma ekleme var arkadaşlar. Yani kategoriye göre burada şey yapabiliyorsunuz. Yeni firma ekleyebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada personel içinde yine aynı şeyler söz konusu. Personele ilgili her şeyi yapabiliyorsunuz. Buradan firmamızı seçiyoruz. Rastgele firma seçiyorum arkadaşlar. Hemen malzeme, yine burada malzemeyi güncelleme, silme, her türlü ekleme, her şey var yine gördüğünüz gibi. Exmark yazıcı seçiyorum. Örneğin kaç adet alalım? 2 adet alalım. İlkem Bilgisayar 10.000 TL fiyat versin. Sascom 8.000 TL fiyat verdi. Teknosu da 12.000 TL fiyat verdi. Şu anda birinci firma İlkem, ikinci firma Sascom, üçüncü firma Teknosis gözüküyor. Ben burada ekle dediğim zaman otomatikmen birinci firma sıra, şuradaki sıra değişti gördüğünüz gibi. Sascom üste geldi arkadaşlar. Yani teklifi alan bu olacak. Dolayısıyla buraya da belediyemizin ihtiyacı olan lazer yazıcı alım işi diyorum. Bundan sonra isterseniz yeni bir malzeme daha ekleyebiliyorsunuz. Mesela bilgisayar ekleyebiliriz vesaire. Burada kaydete basıyorum ve teklifi kaydettim. Gördüğünüz gibi aşağıda temin toplamı 2, alım toplamı 36.000 oldu arkadaşlar. Hemen buradan alım firmalara baktığım zaman burada 16.000 liraya Sascom'un bu işi aldığını görebiliyoruz. Yine bunu çift tıkladığımız zaman hemen şuradan yazdıra tıkladığımızda arkadaşlar burada yazdırma menüsü gelir. Örneğin fiyat araştırma komisyonu ya da ihale onayı, burada tüm şeyleri seçebiliyoruz. Örneğin birinci firma tutanağını yazdır diyeyim. PC alımı, biz burada hangi teklifi açmışız? PC alımını seçmişiz, pardon. Siz en son yazıcı teklifini açalım. Yazdır diyorum. Örneğin birinci firma tutanağına bakalım. Yazıcı alımı birinci firma tutanağı yazdırılsın mı? Evet'e basıyorum. Tabii bende yazıcı olmadığı için yazmadı arkadaşlar. Burada PDF olarak yazdırıyor. Örneğin birinci firma diyeyim. Kaydete bastım. Birinci firma tutanağı formu yazdırıldı. Tamam. Burayı kapatayım. Bir isterseniz masa üstüne bakalım. Tabii yazıcı olsaydı kağıda yazacaktı. Hemen birinci firmanın teklifine baktığımız zaman burada Yunak Belediyesi, işte Lexmark yazıcı, miktar 2 adet, fiyatı 8.000 lira, 16 TL, KDV hariç 16.000 lira, bir de yazı ile 16.000 TL yazı ile de yazmış. Tutanak burada hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Örneğin ikinci firmanınkini yazdıralım. Hemen şuraya çift tıklıyorum. Yazdıra basıyorum. İkinci firma. Evet, ikincisini yazdıralım. 20.000 lira olması lazım. İkinci firma 20.000 lira tutar. Şurayı kapattım. Hemen ona da yine bakalım masa üstünden. İkinci firmanınkine dikkat ederseniz bu da İlkem Lexmark yazıcı. Şurada İlkem Bilgisayar yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aşağıda 20.000 TL yazıyla da 20.000 TL diye gösterdi. Yani kısacası tüm formları çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Örneğin yaklaşık maliyet. Yaklaşık maliyet yazdırılsın. Evet. Yaklaşık maliyet YM diye isim veriyorum. Yazdırıldı. Hemen masa üstüne bakayım. Tekrar yaklaşık maliyete. Evet. Yaklaşık maliyeti de
16.000 TL bu şekilde çıkardı. Mesela şurada firmada arkadaşlar gördüğünüz gibi 16.000 lira Sascom bilgisayar. Bir teklif daha Sascom alırsa bunun hak ediş toplamı yükselecektir arkadaşlar, katlanacaktır. Bu şekilde tüm teklifler bu şekilde takip edilebilir. Güncelleme yapılabiliyor. Aynı şekilde silme yapılabilir arkadaşlar. Mesela ben şu anda şu 16.000 liralık teklifi sileyim. Sil diyorum, evet diyorum, teklif silindi. Bakın otomatikmen alım toplamı 21.000 lira düştü. Firmaya baktığım zaman arkadaşlar Sascom'un 16.000 liralık hak edişi burada da silindiğini görüyorsunuz. Programı satın almak istiyorsanız, ihtiyacınız varsa arkadaşlar benimle iletişime geçebilirsiniz. bst.kanali@gmail.com adresine mail yazabilirsiniz. Tabi burada yine tarih aralığında teklifleri listeleyebiliyoruz arkadaşlar. Mesela ayın işte 8'inde hangi teklifler alınmış? Bak hiçbir tane yok. Ayın 9'unda listelediğin zaman burada listeleyebiliyor. Tanıma göre listeleyebiliyor. Niteliğe göre listeleyebiliyoruz. Yani kısacası burada anlatmadığım bir sürü özelliği var. Program bu şekilde. Dediğim gibi ihtiyacı olan varsa, benimle satın almak isteyen varsa iletişime geçebilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.